Webtekno'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayız. Bugün yanımda son dönemde adını sıkça duyduğumuz tasarımıyla ve özellikleriyle öne çıkan Tecno Camon 20 Pro'yu stüdyoda misafir ediyoruz. Telefonun tasarımı, kamerası gibi özelliklerini fiyatıyla oranladığımızda iddialı bir cihaz olduğunu görüyoruz. Öncelikle bilmeyenleriniz için Tecno hakkında kısa bir bilgilendirme yapayım. 2006 yılında kurulan Tecno son dönemde Türkiye pazarına da önem vermeye başlayan markalardan biri. Öncelikle Camon serisine bakacak olursak bu serinin Tecno'nun kamera özellikleri ve tasarımı ön plana çıkan serisi olduğunu söyleyebilirim. Tecno Camon 20 Pro elimize ilk aldığımızda dengeli ve kaliteli bir his veriyor. Metalik ve cam birleşimiyle hem zarif bir görünüm kazanmış hem de dayanıklılığı ön plana çıkmış. Tecno bu telefonun görünümüne özgürlüğünü kazandırmak için arka kısımda Tyson Chokgen'i adını verdikleri çizgiler tasarlamış ve hem farklılık hem de kolay elde tutmak için arka tarafta yumuşak bir doku kullanmış. Yumuşak ve deriyi andıran bir doku olduğu için çizilmelere ne kadar dayanıklı acaba sorusunu getirdi benim aklıma ama şöyle bir elime alıp baktığımda kolay çizilmediğini gördüm. Zamanla oluşacak deformasyonlar dışında arka kısım sağlam görünüyor arkadaşlar. Cihazın yan taraflarında ise plastik malzeme kullanılmış, parlak bir görünüm var. Kamera kısmında ise bu yıl çokça gördüğümüz kalın çıkıntılı ikili kamera çerçevesini görüyoruz. Yan tarafında ise dörtlü flash halkası yer alıyor. Bu kısmında tasarım bütünlüğünü bozmayacak şekilde yuvarlak bir çerçeve olarak tasarlanması bence iyi düşünülmüş. Cihazın alt kısmında alışkın olduğumuz şarj girişi, hoparlörler ve gördükçe mutlu olduğumuz kulaklık girişi yer alırken üst kısmında ise ikinci bir hoparlör yer alıyor. Kamera modülü de telefonun arkasında iki büyük yuvarlak çerçeve olacak şekilde konumlandırılmış. Yanlarında ise dörtlü halka flash var. Telefonun toplamda 4 farklı renkle çıktığını söylemek gerekiyor. Bu renklerin her birinin kendine özgü farklı tasarımları var. Bunlar şafak öncesi siyahı, huzur mavisi, buzul parıltısı ve Mr. Doodle. Mr. Doodle'ı biraz daha Special Edition gibi düşünebiliriz. Bizim elimizde şu an huzur mavisi olan versiyonu var. Telefonun tasarımından sonra en çok dikkat çeken konusu kamerasıyla devam edelim. Öncelikle telefonumuzun arkasında 64 megapiksel ana kamera yer alıyor. Bu ana kamera RGB View yani ultra hassas sensör olarak açıklandı. RGB View'yu biraz açmak gerekirse daha büyük bir ışık sensörü ve piksel boyutu sayesinde düşük ışıklı ortamlarda bile daha parlak, keskin ve renkli fotoğraflar çekmeye imkan tanıyor diyebiliriz. Tecno ve Samsung işbirliğiyle üretilen bu sensör, ışığı daha iyi yakalamamızı ve renklerin daha dengeli olmasını sağlıyor. Elbette teoride güzel duran bu özelliğin pratikte bize nasıl sonuçlar gösterdiğine de baktık. Özellikle loş ışıklı ortamlarda başarılı sonuçlar alabildiğini söylemek mümkün. Ama tabii ki bu yorumu yaparken telefonu kendi segmentin içinde değerlendirdiğimi de belirteyim. Pek çok telefon gündüz çekimlerinde belirli bir standardın üzerinde fotoğrafları zaten çekebiliyor. Gece çekimlerinde ise Tecno Camon 20 Pro işimizi görecek sonuçlar sunuyor bize. Bununla birlikte telefonun arkasında 2 megapiksellik bir derinlik sensörüyle birlikte bir de yapay zeka destekli bir sensör bulunuyor. Video tarafında ise cihaz 2K çekimler yapabiliyor ve 1080'de bize 30 ve 60 kare çekim yapma seçenekleri sunuyor. Ağır çekimde ise 240 kareye kadar çıkabiliyoruz. Orta segmentte kameralar genelde ana kameranın iyi, ultra geniş veya telefotonun ise idare eder seviyede olacağı şekilde tasarlanıyor. Tecno da burada ana kameraya odaklanmış ve fotoğraf performansını pekiştirmek için kameraya 2 megapiksellik bir derinlik kamerası ve yapay zeka destekli sensör eklemiş. Telefonun ön kısmına baktığımızda ise bizi 32 megapiksellik ön kamera karşılıyor. Bu ön kamerada 319 noktalı yüz konumlandırma yer alıyor. Yapay zeka desteğiyle görüntü bölümlere ayrılıyor ve kişiselleştirilmiş ayarlar yapmamızı sağlıyor. 1000 noktalı 3D yüz algılama, %95 doğrulukla 7 farklı cilt tonunu algılama, 100 farklı güzellik arttırma algoritması gibi pek çok özelliği de içinde barındırıyor. Ön kamerada tıpkı arka kamera gibi 2K ve 1080p çekimler yapabiliyor ama arka kameranın aksine sadece 30 kare çekimler yapabiliyoruz. 60 kare çekimler yapmayı seviyorsanız maalesef cihaz bize bunu sunmuyor. Tecno Camon 20 Pro'nun kamerasına baktığımızda kendi segmenti içinde iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Açıkçası hem gündüz çekimleri hem de gece çekimi yani bir tık daha karanlık ortamlarda net fotoğraflar yakalayabiliyoruz. Telefonun tasarımı ve kamerasıyla başladık her zamanki gibi ama bu donanımda altta kalacağı anlamına gelmiyor dostlar. Telefon donanım açısından da kendi segmentinde iddialı. 6.67 inçlik Full HD Plus AMOLED bir ekrana sahip telefon ve 395 ppi piksel yoğunluğu bulunuyor. Aslında büyük ama alışmaya başladığımız bir ekran büyüklüğü bu. Aynı zamanda bu ekranın içinde bir parmak izi okuyucu da yer alıyor. Camon 20 serisinin parmak izi sensörünün %99.8 iz tanıma doğruluğu oranı barındırdığı belirtiliyor. Gördüğünüz gibi kilit açma konusunda son derece hızlı. Ayrıca bu telefonlarda DTS ve Hi-Res Stereo ses sistemi bulunuyor. CD seviyesi ses sistem teknolojisi sertifikalı telefon oyun oynayacak kişileri de düşünmüş. MediaTek'in 8 çekirdekli işlemcisi Helio G99 ile gelen Tecno Camon 20 Pro ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Helio G99'u biraz açabiliriz bence.
sence burada? Bu işlemci bize ne sunar, ne sunmaz? Öncelikle daha giriş ve orta segmentte tercih ediliyor arkadaşlar ve 1 yaşında bir işlemci. 5G desteklemiyor, bu yüzden telefonun Tecnocam 10 20 Pro 5G diye başka bir versiyonu daha bulunuyor. 6 nanometrelik bir işlemci ve Geekbench'te bize şu şekilde değerler sunuyor. Ayrıca 8 GB'da artırılabilir RAM seçeneği bulunduğunu söyleyelim. Yani depolamadan RAM'e 8 GB daha ilave yapabiliyoruz. Telefon yüksek performans anında ısınma sorunu yaşamasın diye polimer grafit ısı dağıtımına sahip. Bu sayede oyun oynarken ısınma sonucu, donma, kasma gibi sorunların da önüne geçilmesi hedeflenmiş. Yani elbette hem günlük hayatta hem de oyun oynarken batarya kapasitesi de önemli. Günlük kullanımda bir günü çok rahat çıkaracak 5000 mAh bataryayla geliyor telefon. Ve ayrıca kutudan 33 Watt'lık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Gelin şimdi bir oyun testine bakalım ve ne kadar ısındığına ve ne kadar batarya tükettiğine birlikte bir göz atalım. Dakika bir PUBG'ye attık ve değerlerimiz bu şekilde. Telefonu şu anda 10.299 TL bandında bulabiliyoruz. Bugün Tekno'nun yeni telefonu Tecnocam 20 Pro'yu inceledik dostlar. Peki sizler telefonu nasıl buldunuz? Sizce ülkemizde satacak mı? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.